Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Mekke 9. sefir 59. kısım. Asıl içinde vasıl. Ramazan ve Kurban Bayramı orucu. Bu iki gün oruç tutmak Ebu Hureyre ve Ebu Said'in aktardığı hadisler nedeniyle yasaklanmıştır. Ebu Said'in aktardığı güvenilir bir hadiste şöyle denilir. Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini duydum. İki gün oruç tutulamaz. Ramazan bayramı ve kurban bayramı günü. Teşrik günleri oruç tutula, tutulabileceğini belirtenler de bu hadisi delil sayar. Çünkü hitabın bağlamı iki günün dışındakilerde oruç tutmanın geçerli olabileceğidir. Aksi halde ikinci günün söylenmesi anlamsızlaşırdı. Ebu Hureyri'nin hadisi ise Müslim'dendir. Hadise göre Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iki gün oruç tutulmasını yasaklamıştır ki bu iki gün Ramazan ve Kurban bayramıdır. Ramazan bayramı insanların oruçlarını açtığı kurban bayramı ise kurban kestikleri gündür. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Tirmizi'nin Ayşe'den aktardığı hadise göre bu günleri şöyle böyle yorumladı. Tirmizi hadis için Hasan sayı hadisler. Kulun bu iki günde oruç tutmasının engellenmesinin nedeni Ramazan ve kurban günü nedeniyle kul ile Rabbi arasındaki ayrımının gerçekleşmiş olmasıdır. Kul neyin kendine ve neyin Rabbine ait olduğunu bu sayede öğrenir. Bu nedenle ayrım ve temizliği bilmenin kanıtı olan bu iki günde oruç tutmak yasaktır. Dolayısıyla bu iki günde oruç tutmaya imkan yoktur. Çünkü oruç hiçbir şeye muhtaç olmayan, Hakk'a ait bir nitelik olduğu için Allah'a aittir. O Allah yemek ve içmek özelliği sahibinden kimseden münezzehtir. Kul bu delilin yönünü görürken oruç tutarsa bu makamda bulunduğuyla ilgili verdiği haberde doğru söylemiş sayılmaz. Bu nedenle bu iki günde orucunu bozması her iki hale kendinden bir araya getirebilmek için bir ibadet ve meşru yükümlülük haline gelir. Keşif zikrettiğimiz nedenle bu konuda kulun ibadet etmesini söylerken dini yükümlülük bu iki günde oruç tutmayı yasaklayan Peygamber'in hükmüyle hareket ettiğini sevap kazandırır. Bu nedenle Ramazan bayram hilalin görülmesi hakkında ibadet getiricidir dedik. Nitekim bazı bilginler oruç hilalinde bu nedeni söylemiş. Ramazan bayramı hilalinin görülmesiyle orucun yasaklanmasından habersiz kalmış. O hilalin görünmesinde iki şahidin varlığı şart koşmuştur.